Selam gençler, Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler 64 günde TYT kampına devam ediyoruz. 7'de 7 kampındayız biliyorsunuz arkadaşlar. Hedefimiz fullemek ve baktığımız zaman arkadaşlar bugün 52. gün. Biz burada koligatif özellikler üzerine konuşacağız. Hemen şu ders No 43'ü bir güzel bir şekilde arkadaşlar okeyleyelim. Ve koligatif özellikler kısmı ile alakalı ne kazanacağız bir derslerimize bakalım. Kaynama noktası yükselmesi, buhar basıncı düşmesi, donma noktası alçalması gibi konulardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda ozmotik basınç, hidrostatik basınç, ozmoz, açık hava basıncı gibi kavramlara da değineceğiz arkadaşlar. Bir de bizim ders notları kitabımız vardı, hatırlarsınız. Karışımların ötesindeyiz. Hemen baktığımız zaman kitabımızdan incelediğimizde ne görüyoruz? Evet, ders 43 yani sayfa 61'den siz de benle beraber mutlaka yazarsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve dersimizin sonunda 40 nolu soruyla çözerek olayı anladık mı, anlamadık mı görmek istiyoruz. Umarım size fayda sağlayan iyi bir, kaliteli bir ders videosu olur arkadaşlar. Dünkü dersimizde derişim üzerine konuşmuştuk. Bugün de derişimin bağlı olduğu değişkenler üzerine konuşalım istiyorum. Şimdi bir çözeltide çözünen madde miktarı fazlalaştıkça çözelti derişik hale geliyordu. Çözeltide çözünen miktar azaldıkça daha seyreltik bir çözelti haline geliyordu demiştik. Şimdi bir çözeltide işte bu çözünen maddenin derişimine bağlı olarak işte derişimine, miktarına, birim hacimdeki miktar diyoruz aslında derişime. Derişimine bağlı olarak değişen özelliklere biz koligatif özellikler adını veriyoruz arkadaşlar. Koligatif özellik dediğimiz şey bu. Peki bunlar nelerdir? Bunlar 3 tane göreceğiz arkadaşlar bugün. Bunlar bir, kaynama noktası yükselmesi. Kaynama noktası yükselmesi diyelim arkadaşlar. İkincisi donma noktası alçalması olarak verelim arkadaşlar. Donma noktası alçalması olarak verelim. Üçüncüsü de arkadaşlar ozmotik basınç diye biz böyle ifade edebiliriz. Yani 3 tane temel var aslında. Buhar basıncı düşmesi de var aslında burada ama onu daha çok AYT kısmında görüyoruz normalde. Aslında buraya bir tane daha eklesek de fena olmaz. O da buhar basıncı düşmesi diye de ifade ediyoruz. Zaten onu kaynama noktası yükselmesiyle beraber aslında vereceğim arkadaşlar. O da buhar basıncı düşmesi diye yazalım. Peki şimdi bir ATM dış basınçtaki kaynama noktası dış basınca bağlı mıydı? Evet, değil mi? Daha önce söylemiştik bunu Leyla, değil mi? Biliyorsunuz. Kaynama noktası 3 tane değişkene bağlıydı. Hatırlayalım. 1. Sıvının cinsine bağlıydı. 2. Sıvının bulunduğu ortama bağlı, yani dış basınca bağlıydı. 3 de gençler şunu söylemiştik, hatırlarsınız. Sıvının safsızlığına bağlı. İşte biz burada safsızlık üzerine konuşacağız normalde baktığımız zaman. Şimdi arkadaşlar bir sıvı niye kaynar? Önce onu düşünelim. Mesela bir sıvımız var. Bu niye kaynıyor? Bu sahip olduğu buhar basıncını dış basınca eşitleyebildiği sıcaklık derecesinde. Yani eğer bu sıcaklık derecesini buhar basıncı ile beraber, bak şimdi bu sıvının bir buhar basıncı var. Artıyor. Sıcaklık arttıkça artar. Öyle bir basınca gelir ki bulunduğu dış ortamdaki basınçla buhar basıncı eşitlendiği anda sıvı kaynar. Dolayısıyla şimdi bir atmosfer basınçta yani 760 milimetre civada, yani o şekildeki bir basınçta arkadaşlar saf suyun 100 santigrat derecedeki buhar basıncı 760 olduğu için saf su bir atmosfer basınçta 100 santigrat derecede kaynar. Bunu söyleyelim. Yani saf suyun buhar basıncı artıyor. Tam 100'e geldiğinde buhar basıncını, sahip olduğu buhar basıncını 760 milimetre civa yani bir ATM'ye getiriyor. O yüzden saf su 100 santigrat derecede kaynıyor diyebiliriz. Peki tuzlu su 1 atm basınçta kaç derecede kaynar? İşte onu bilemeyiz. Yani niye bağlı? İçindeki tuz miktarına bağlı. Tabii ki şunu biliyoruz. Bir kere 100'ün üzerinde ama ne kadar onu bilemiyoruz. Onu arkadaşlar şöyle diyelim isterseniz. 100 artı x santigrat derece yani 101 olabilir, 102 olabilir, 105 olabilir. O neye bağlı? Tuzun cinsine bağlı, tuzun derişimine bağlı. Şimdi kaynama noktası yükselmesiyle başlayalım. Bir sıvının arkadaşlar sahip olduğu buhar basıncı ile, bakın buhar basıncı ile, sahip olduğu buhar basıncı ile ortamın dış basıncının, evet, ortamın dış basıncının eşitlendiği zaman bir sıvı kaynar. Evet, onu söyleyelim. Mesela şimdi ilk sıvısı düşünelim arkadaşlar. İlk sıvısının 20 santigrat dereceki buhar, mesela ilk sıvısı nerede olsun? Deniz seviyesinde olsun. Deniz seviyesindekinin hemen düşünelim dış basınç neydi deniz seviyesinin? 760 milimetre civarıydı. Şimdi ilk sıvısı arkadaşlar 20 santigrat derecedeki buhar basıncı 50 milimetre civa olsun. Tabii ki o yüzden 20 santigrat derecede kaynamaz. Sıcaklığını artıralım. Mesela diyelim sıcaklık 40 santigrat derece olsun. Buhar basıncı bu durumda X'in 120 milimetre civa olsun. O zaman gene tabii ki X 40'ta kaynamaz. Mesela diyelim ki X'in arkadaşlar 85 santigrat derecedeki buhar basıncı 540 milimetre civa olsun. Gene kaynar mı? Hayır. Gene 160'a ulaşmadı. Öyle ki arkadaşlar X sıvısının 120 santigrat derecedeki buhar basıncı 760 milimetre civa oluyor. Yani sıcaklık arttıkça buhar basıncı artıyor. Tabi bu veriler tamamen hayali bir X sıvısından bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi X ne zaman kaynayacak? Bakın sahip olduğu buhar basıncını dış basınca eşitlemiş oldu. Dolayısıyla X sıvısı 120'de kaynar. Ha bak X nerede? Deniz seviyesinde. Bak burası deniz. Tamam mı? Deniz seviyesinde. X burada kaynar tabii ki. Tepelere çıksak mesela yükseklere çıksak arkadaşlar deniz seviyesindeki dış basınç tabii ki 760 milimetre civa. Ama tepelere doğru çıkarsak yükseklerdeki dış basınç gaz yoğunluğu azaldığı için buradaki dış basınç arkadaşlar mesela diyelim ki 600 milimetre civa ya da işte 540 milimetre civa olsun. Dolayısıyla 540 yazamadık arkadaşlar. 540 milimetre civayı siz okuyun buradan. Dolayısıyla bak o zaman bu tepeye koyduğumuz X sıvısı kaçta kaynar? Bak X 540 milimetre civaya 85'te ulaşmış. O zaman demek ki burada 85 santigrat derecede kaynayacak. Yani o zaman kaynama noktası dış basınca da bağlı. Şimdi o zaman baktığımız zaman başka neye bağlı? Safsızlığa bağlı demiştik. Arkadaşlar sıvıya eğer uçucu olmayan bir katı attığımız zaman işte bu şeker olabilir, tuz olabilir. Sıvının molekül arası çekim kuvveti artar. Dolayısıyla sıvı buharlaşmak istemez. Sıvının buhar basıncı birim hacimdeki buhar miktarı azaldığı için buhar basıncı da düşer. Yani şöyle arkadaşlar X sıvısı 20 santigrat derece 50 milimetre civa basınç yaparken şimdi ben bu X sıvısına tuz attığımda 20 santigrat derecede mesela bunun buhar basıncı 40 milimetre civaya düşecek. Tamam mı? Hatta 120 santigrat derecede mesela baktığımız zaman 760 milimetre civaydı ya. Dolayısıyla 120 santigrat derece bunun buhar basıncı 700 milimetre civaya düşecek. He, o zaman 700 milimetre civa olduğu için buhar basıncı kaynayamayacak. O zaman 140 santigrat dereceye kadar ısıtırsak belki 760 milimetre civa olur. O zaman ne olur? Kaynar. Dolayısıyla arkadaşlar ne olur baktığımız zaman sıvıya tuz attığımız zaman, şeker attığımız zaman buhar basıncı düşer. Peki sıvı bu durumda buhar basıncı dış basıncı eşitlemek için ne yapacak? Daha fazla ısı alır ve bu da sıvının kaynama noktasını ne yapacak? Artırır diyebiliriz. Anladın mı Selahattin? Söyle bakalım. Banu anladın mı? Özge anladın mı? İnşallah anlamışsınızdır. Anlamadıysanız biraz daha bir geri daha gelin olur mu? Yani anlatmak istedim ama inşallah oldu diye düşünüyorum. Şimdi biraz beraber sorular çözmeye çalışalım. Mesela saf su kaynarken tabii saf olduğu için arkadaşlar H2O. Bakın şimdi burası ilk sıcaklık 20 santigrat derece diyelim. Bu sıcaklık zaman grafiği. 20 santigrat derece maddemiz sıvıdır. Ve 100 santigrat derece gelirsen maddemiz kaynar artık. Ve kaynarken arkadaşlar burada bakın A bölgesinde maddemiz kaynıyor diyebiliriz. Onu belirtelim. Tamam mı? Peki bu durumda mesela şunu inceleyelim arkadaşlar. Bu tuzlu su. Bir kere tuzlu su ne yapmıyor bakın. 100 artı T'de kaynamaya başlıyor. Bakın arkadaşlar mesela burası 100. 100'de bakın kaynamamış. Ne zaman kaynamış? 100 artı T santigrat derecede kaynamış. Yani mesela baktığımız zaman burada arkadaşlar ikinci bölgede yani 100 artı T ile beraber tuzlu suda kaynamaya başlıyor. O zaman A bölgesinde madde kaynıyor saf su olduğunda arkadaşlar. Burada da birinci bölgede kaynamıyor. İkinci ve üçüncü bölgede tuzlu su kaynıyor. Onu söyleyebiliriz. Peki saf su olduğunda, saf madde olduğu için ne oluyor? Sıcaklık arkadaşlar bakın 100 santigrat derece sabit kalmış. Sabittir diyebiliriz. Ama bakın özellikle şöyle bir şey var. İkinci bölgede madde kaynıyor. Evet. Bakın nereden anlıyorum? Burada biraz daha sıcaklık artmaya devam ediyor ama ilki gibi değil. Biraz böyle kırılarak artıyor görüyorsunuz ki. Mesela şöyle gitmiyor. Düz gitmiyor da yani şöyle tam doğru gitmiyor ama biraz kırılarak gitmiş görüyorsunuz ki. Hani burada arkadaşlar maddenin kaynını anlıyoruz ama ikinci bölgede maddemiz arkadaşlar kaynarken sıcaklık artıyor. Ve üçüncü bölgeye geldiğimiz zaman sıcaklık artık sabit. Niye böyle arkadaşlar? Şöyle. İkinci bölgede maddemiz doymamış bir çözelti olduğu için sıcaklık artmaya devam ediyor. Ve sıcaklık arttıkça sıvı buharlaşır. Sıvı buharlaştıkça içindeki işte katı miktarı sıvıyı doyurabilir. Dolayısıyla 3. bölgede artık maddemiz doygun bir çözelti haline geldiğinde sıvı 2. bölgede de kaynadığı için kaynamasına rağmen sıcaklık artmaya devam eder. Ama üçüncü bölge sıcaklık sabittir. Onu görelim. Evet. Kaynıyor ama sıcaklık sabittir. Ve orada doygun çözelti olduğunu anlıyoruz. Peki kinetik enerji. Kinetik enerji sıcaklığa bağlı biliyorsunuz ki. Dolayısıyla arkadaşlar A bölgesinde sıcaklık artmadığı için kinetik enerji sabittir. İkinci bölgeye baktığımız zaman burada sıcaklık arttığı için arkadaşlar kinetik enerji artar. Üçüncü bölgede sıcaklık sabit kaldığı için de arkadaşlar burada sıcaklığa bağlı kinetik enerji de sabit kalmış olur. Devam edelim arkadaşlar. Ne diyoruz? Potansiyel enerji. Şimdi kaynarken zaten potansiyel enerji artar. Dolayısıyla arkadaşlar A bölgesinde kaynarken aldığı enerjiyi potansiyel enerjisine çevirdiği için burada madde potansiyel enerjisini artırır. İkinci ve üçüncü bölgelerde burada kaynadığı için yine bir miktarda potansiyel enerjisi artacaktır arkadaşlar. Peki buhar basıncı. Şimdi sıvı niye kaynar? Sıvı sahip olduğu buhar basıncı dış basınca eşitleyebildiği için kaynar. Dolayısıyla hem A bölgesinde hem 2 ve 3 bölgelerinde sıvılar kaynayabildiği için burada arkadaşlar ortam değiştirmediğimiz için ortamın dış basıncı sabit olduğu için arkadaşlar burada buhar basıncı sabit kalır. Yani bakın sıcaklık artmasına rağmen buhar basıncı ikinci bölgede de gene sabit kalır. Aslında buhar basıncını etkileyen faktörlerden biri sıcaklıktır. Fakat burada doymamış bir çözelti olduğunda kaynarkenki durumda sıcaklık artmasına rağmen buhar basıncı değişmez. İşte bu da bir olayın istisnasıdır. Bu da bazen soru olarak gelebilir. İşte kimya istisnalarda gizlidir diyoruz ya. Bununla alakalı bir şey var. Evet. Şimdi donma noktası alçalmasına bakalım. Olay nedir? Şimdi kaynama noktası yükselir, donma noktası da alçalır. Bir maddenin bir kere sıvı halden katı hale geçmesi olayına biz donma adını veriyoruz. Ve bu olayın gerçekleştiği sıcaklık derecesine tabii ki donma noktası veriyoruz. Mesela nedir? Suyu biliyoruz. Su kaç derecede kaynar? 1 atmosfer basınçta 0 santigrat derecede donar değil mi? Şimdi şuraya hatta bunu yazalım. Evet, bunu söyleyebiliriz. Peki bir maddi sıvıda bir madde çözersek arkadaşlar, katı bir madde çözersek ne olur? Ya da alkol çözdüğümüz zaman mesela arkadaşlar fark etmez. Yani katı olmasına gerek yok. Sıvı da çözebiliriz. Sıvının donma noktası arkadaşlar bu durumda azalır. Onu belirtelim. Şimdi o zaman bir toparlarsak, bir sıvıda katı çözersek sıvının kaynama noktası artarken donma noktası ise bu durumda ne oluyor? Azalıyor. Yani şeker çözdük sıvıda, kaynama noktası arttı, donma noktası ise azaldı diyebiliriz. Şimdi mesela bununla alakalı örnekler çok. Mesela ne yaparız? Kışın buzlanmayı önlemek için yollara tuz dökülür değil mi? Biliyorsunuz ki. Eğer tuz dökülürse yollarda buz olmaz. Mesela nedir? Normalde işte yollar buzlanacak tabii 0 santigrat derece olduğunda ama sen şimdi tuz attın, donma noktasını eksi 20'ye, eksi 10'a düşürdün. Sıcaklık mesela eksi 5. Dolayısıyla sıcaklık eksi 5 santigrat derece, eksi 10'a donması gereken o tuzlu suyu donduramıyor. Ama eğer tuz atmasaydık eksi 5 santigrat derece olunca sıcaklık 0 santigrat derece donması gereken su donardı. Araç radyatörlerine antifriz ekleme. Arkadaşlar antifriz demek aslında glikol dediğimiz bir alkol türü var. Alkoldür bu aynı zamanda. Bunu döktüğümüz zaman arkadaşlar normalde araçlarımız su olmazsa çalışmaz. Hararet yapar biliyorsunuz ki. Dolayısıyla şimdi biz antifriz döktüğümüz zaman donma noktasını biliyor musunuz? 35 santigrat dereceye 40 hatta daha da böyle kaliteli antifrizler var. 50 santigrat dereceye falan düşürüyor arkadaşlar. Dolayısıyla sıcaklık mesela eksi 20 diyelim, eksi 10 diyelim aracımız çalışmaya devam eder. Öteki türlü koymasaydık su donacaktı. Denizlerin göllere göre geç donması. Evet mesela deniz donmaz. Donar belki ama çok çok soğuk olması lazım. Ama göl daha tatlı sulardır. Yani iyon derişimi yoktur bunda. Çok vardır da çok azdır. O yüzden mesela göl donabilirken ama deniz suyu çok derişik bir çözelti olduğu için çok geç donar. Yani o zaman şöyle bir şey düşünebiliriz. Derişim arttıkça donma noktası azalır. Bunu da anlamış olduk. Pekala. Uçak kanatlarını ne yapıyorlar? Alkolle yıkıyorlar. İşte bakın glikol de bir alkol türü demiştim aslında. Alkol ne yapar? Donma noktasını düşürür. Çözeltilerin saf sulardaki donma noktalarının aslında arkadaşlar bu nedir? Günlük hayattaki örnekleridir tabii. Şuraya günlük hayat yazabiliriz. Günlük hayattaki birer örnekleridir diye yazabiliriz. Peki arkadaşlar derişim ve iyon derişimi arttıkça o zaman sıvının donma noktası azalırken kaynama noktası da artar. Şimdi bakın burada ne görüyorum? Elimde bir azalma, yani sıcaklık azalma grafiği var görüyorsunuz ki. Arkadaşlar şimdi şeker molekülü var, yemek tuzu var, bir de magnezyum nitrat tuzunu görüyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bir kere bu saf suya aittir. Saf su donarken sıcaklık arkadaşlar 0 santigrat derece sabit kalır. Şimdi bu ne arkadaşlar? Bu tuzlu suya aittir. Tuzlu su bir kere 0 derecede donmaz. Ne zaman donar? 0 eksi T. İşte eksi 2, eksi 3, eksi 5, eksi 7. Hocam bunları bilebilir miyiz? Tabii ki bilebiliriz. Bunları AYT kısmında hesaplıyoruz zaten. Tamam mı? Bunu sıvı çözeltiler kısmında hesaplıyoruz. Şimdi 0 eksi T mesela. Bakın donarken bak şöyle gitmemiş yalnız bakın. Öyle anlıyoruz. Bak eğer düz gitse böyle sıcaklık azalmaya devam ediyor. Ne zaman? O zaman sıcaklık azalmaya devam ediyor. Aslında şu bölge ve bu bölgede sıvı donar. Tamam mı? Şu bölgeler donuyor. Ama sıcaklık azalmaya devam eden şu bölgede burada doymamış bir çözelti olduğunu anlıyoruz. Burada da arkadaşlar artık sıcaklık sabitlenmiş, doygun çözeltiye gelmiş diye söyleyebiliriz. Şimdi mesela benim burada neyim var? 3 tane maddem var. Şeker. Şeker nasıl çözünür? Şeker kovalent bağlı bir molekül olduğu için moleküler çözünür. Dolayısıyla şeker molekülünü suya atarsak ne olur? C6H12O6 şeklinde 1 mol olarak, 1 mol tanecik olarak suya bırakır kendini. Peki sodyum klorüre bakalım. Sodyum klorüre baktığımız zaman sodyum artı ve klor eksi 1 şeklinde iyonlaşarak çözünür. O zaman bakın 1 mol ya. Bak 1'e karşılık 1 toplam 1 molüne 2 mol iyon var. 1 mol sodyum iyonundan 1 mol de klorür iyonundan toplam baktığımız zaman arkadaşlar 1 artı 1'den 2 mol tanecik vermiş. Gördün mü? Heee. Dolayısıyla şimdi magnezyum nitrata baktığınız zaman magnezyum yükseltgen basamağı artı 2 zaten. Nitratta 2 tane var. Bak bunları daha önce biz bunları gösterdik size. Nitrat eksi 1 ama 2 tane nitrat var. O zaman 1 molüne karşılık magnezyum nitratın 1 mol magnezyum var ama 2 mol nitrat var. Dolayısıyla ne yaptı bakın? 3 mol tanecik verdi. Arkadaşlar şimdi bakın. Birer mol attım mesela suya. Ben bunları mesela kaynama noktalarını veya donma noktalarını kıyaslamak istedim. Ne demiştim hatırlarsanız? Madde miktarı arttıkça donma noktası düşer. O zaman birer mol ama magnezyum nitrat daha fazla iyon verebileceği için ortam, yani daha fazla tanecik verebileceği için ortamda birim hacimde ne oluyor bu durumda arkadaşlar? Donma noktası, ya daha doğrusu kaynama noktasını düşünelim. Kaynama noktası magnezyum nitratın büyüktür. Sodyum klorür, sodyum klorürden de şekeri daha büyük olduğunu söylüyoruz. Yani şeker en küçük oluyor burada aslında bakarsanız. Yani mesela şöyle su mesela arkadaşlar 100 santigrat derecede kaynarken şekerli su mesela 101'de kaynar. Sodyum klorürlü su 1 mol su 102'de kaynar. Magnezyum nitrat da 103'te kaynar gibi. Mesela düşünebilirsiniz. O yüzden kaynama noktası burada daha fazla. Peki donma noktası ise tabii ki madde çözündükçe daha donma noktası düşeceği için donma noktası da burada arkadaşlar o zaman saf suyun daha büyük olacak. Sonra şekerli su, sonra magnezyum klorürlü su, sonra da magnezyum nitratlı su. Yani magnezyum nitratlı suyun donma noktası diğerlerine göre daha düşüktür. Kaynama noktası diğerlerine göre daha yüksektir diyebiliriz. Herhalde anladık değil mi? Ozmotik basınç. Arkadaşlar şimdi derişimi artan sıvının suyu çekme gücüne diyoruz. Mesela şimdi bakın burada yarı geçirgen bir zar var. Burada bir kere arkadaşlar sıvı geçer. Onu belirtelim. Yani sıvı derken çözücü geçebilir. Onu belirtelim. Madde çözünen geçemez. Peki şimdi burada ne var? Arkadaşlar çözeltilerin derişimlerini vermiş. Çözelti kütlesi önemli değil. Çözeltinin derişimi önemli. %40'lık çözelti var. %20'lik çözelti var görüyorsunuz ki. Şimdi ne diyoruz? Derişimi artan sıvının, büyük olan sıvının sıvıyı çekme gücü. Şimdi bak %40 mı daha büyük? %20 mi daha büyük? Tabii ki %40 daha büyük. O zaman ne yapar? %40'lık çözelti %20'lik çözeltiden su çeker. Değil mi? Su çeker. Dolayısıyla ne olur? Su alan çözeltinin derişimi azalır. Yani buranın derişimi %39 işte %38 diye azalırken bu da su kaybediyor. O zaman bu da derişimi artar. Bunun derişimi de %21, %22 diye artar. Şimdi böyle bir durumda bu olay ne zamana kadar devam eder? İşte suyun geçmesi, çözücünün seyreltik ortamdan, suyun yani seyreltik ortamdan derişik ortama doğru geçmesine biz bu arada ozmoz diyoruz. İşte bu ozmoz olayı ne zamana kadar devam eder? Buranın derişimi azalırken buranın derişimi artıyor. İkisinin derişimleri eşitlendiği, yani çözelti derişimleri eşitlenene kadar arkadaşlar ne olur? Geçiş devam eder diyebiliriz. İşte bunu bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Geçiş devam eder yazamadım. Evet yazalım. Bu şekilde söyleyelim. Peki arkadaşlar bu normal ozmoz. Bak bu normal ozmoz. Pekala bir de ters ozmoz var. O da ters ozmoz nedir? Şimdi burada ne oluyor? Seyreltik ortam derişik ortamdan su çekiyor. Şimdi mesela arkadaşlar buraya öyle bir kuvvet uygulasaydım ki mesela bu %40'lık çözelti, deri çözeltiye yukarıdan bir kuvvet uygulasaydım. Bir basınç uygulasaydım. Ya ama şöyle ki bu suyu çekme gücüne biz hidrostatik çekim, yani buradaki arkadaşlar şöyle bir şey var. Buradaki ozmozdan daha büyük bir kuvvet uygulasaydım. Yani ne olurdu o zaman bu durumda arkadaşlar? Bu durumda buradaki su bu tarafa geçerdi. Yani su beklediğimizin tam tersine geçerdi. Biz bu olayda ters ozmoz, yani Ozmoz kuvvetinden daha yüksek bir basınç uygulamam lazımdı yalnız. Onu belirtelim arkadaşlar. Ters ozmoz adını verirdik buna. O zaman ne olurdu burada? Buradaki derişim daha da artardı su kaybettiği için. %41, %42, %43 diye devam ederdi. Burası da %19, %18, %17 diye devam ederdi. Bunu ne zaman kullanıyoruz? Ters ozmozu arkadaşlar su arıtımında kullanabiliyoruz. Tabi bu yöntem aslında pahalı bir yöntem. Yani bunu belirtelim. Su arıtımında bu yöntem kullanılabilir arkadaşlar. Onu da belirtelim, tamam mı? Evet. Şimdi biraz soru çözelim isterseniz. Bunlarla ilgili olayı daha iyi algılayabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah daha iyi algılarız. Şimdi arkadaşlar bakalım, incelemeye çalışalım. Yukarıdaki AB tuzun doymuş çözeltisi üzerine ne yapmışız bakın. AB tuzun, bakın şurası önemli. Doymuş çözeltisi. Yani bu şu demek, çözebileceğini maksimum çözmüş, tamam mı? Yani katı olarak çözmüş. Sen şimdi buna katı AB tuzu ilavesi yaptığında ne yapar bu AB tuzu? Direkt AB tuzu dibe gelir arkadaşlar. Yani çünkü çözemez ki. Çözebileceğini maksimum çözmüş. Doygun çözelti. Dolayısıyla bu durumda arkadaşlar çözelti derişimi ne olmaz? Derişim sabit kalır. Çözelti kütlesi de bakın. Çözelti kütlesi de değişmez. Onu belirtelim arkadaşlar. Peki elektrik iletkenliği? Elektrik iletkenliği değişir mi? Çözelti derişimi sabit kaldığı için elektrik iletkenliği değişmez arkadaşlar. Onu da belirtelim. Neyse şöyle bakalım. İkinci önceliğe bakalım. Bir miktar saf su ilavesi yapıyoruz. Saf su ilavesi yaparsak bu sefer çözeltinin seyreltik bir hale gelir. Seyreltik bir hale gelir. O zaman bu durumda çözelti derişim ise azalır diyebiliriz. Peki arkadaşlar derişim azalır mı? Onu belirtelim. Evet, o zaman bir kere derişim azalır. Onu belirtebiliyoruz. Peki çözelti kütlesi ne olur ama? Şimdi çözelti kütlesi neydi? Çözelti kütlesine baktığımız zaman arkadaşlar çözünen kütlesi bölü çözücü kütlesiydi değil mi? Bunu böyle belirtmiştik. Çözücü kütlesi demiş diyebiliriz. Şimdi sen belki çözünen kütlesi değişmiyor su ilavesi burada su ilavesi yaptığımız zaman ama çözücü kütlesi artıyor. Dolayısıyla çözelti kütlesi bu durumda ne olur? Artar. O yüzden bu ifade artar olması gerekirdi. Elektrik iletkenliği de arkadaşlar çözelti daha seyreltik olduğu için, derişim azaldığı için elektrik iletkenliği azalır. Fakat burada zaten değişmez olması gerekiyordu. Onu burada değişmez yazalım. O yüzden A ve B şıkları olmadı zaten. Kaynama noktası ne olur? Kaynama noktası derişime bağlı. Birinci bölgede derişim sabit olduğu için kaynama noktası değişmez olması gerekirdi. Ama artar demiş. İkincisinde ise derişim azaldığı için kaynama noktası azalır. Evet, doğru. Bu doğru ama bu yanlış olduğu için bunu da alamayız. Donma noktası gene derişime bağlı. Arkadaşlar buradaki derişim değişmediği için donma noktası değişmez. Ama derişim ikinci bölgede azaldığı için kaynama noktası artar. Burası doğru. Donma noktası artar. Bu doğru olması lazımdı. Şimdi şuna bakalım. Çözeltinin kütlece yüzey derişimi zaten demiştik ki birinci bölgede değişmez, sabit kalır. İkinci bölgede azalır. O yüzden bunu ifade etmiştik. Doğrudur. Cevap da bu durumda C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet, ne yaptık görüyorsunuz ki ünitemizin ikinci bonus sorusuyla karşı karşıyayız. Birinci bonus sorusunu daha önce paylaşmıştım. Nerede olduğunu siz biliyorsunuz. Şimdi bakın bunu da hemen görüyorsunuz. Biz bunları ne yapıyoruz? Kimya Adası Instagram hesabından biz bunların cevaplarını paylaşarak sizlere ödül veriyoruz arkadaşlar. Ödülümüz neydi? Karışım ünitesini hatırlayalım. Arkadaşlar AYT kimya deneme kitabı verecektim. 2 arkadaşıma söylemiştim bunu. Hatırladık değil mi? Soruyu şöyle bir görün. Bir ekran fotoğrafı alın arkadaşlar. Yine başka soru da olabilir. Daha ünitemiz bitmedi sonuçta. Ünitenin sonunda geldiğiniz zaman onunla alakalı çalışmayı artık öğrendiniz. Bazı arkadaşlarımız şikayet ediyor. Hocam işte YouTube'dan da çekiliş yapabilirsiniz. Arkadaşlar YouTube'dan çekiliş yaptığımda kişilere ulaşamıyorum. Yani orada iletişim sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Ama Kimya Adası Instagram hesabını takip ederseniz oradan direkt DM'den anlaşabiliyoruz. Yani kazanan arkadaşlarımıza biz ödüllerimizi ulaştırmak istiyoruz. Ödüllerin ulaşabileceği adres bilgilerini falan direkt alabiliyoruz. O yüzden biz aslında Instagram hesabını kullanıyoruz. Bunun sebebi bu. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam biz işte Instagram'ı yani kapattık, bizi yoğun etkilediği için. Evet, haklı olabilirsiniz, doğrudur. Ama arkadaşlar şimdi bir şeyi bilinçli kullanırsanız o size fayda da sağlar. Mesela biz Instagram hesabını çok bilinçli kullanmaya çalışıyoruz. Orada biz size kimya ile alakalı bilgiler de veriyoruz. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Kendinizin hesabı yoksa bile katılmak için mesela ailenizden birilerinden de yardım alabilirsiniz. Onların Instagram hesabını kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde isterseniz çekilişe katılabilirsiniz diyelim arkadaşlar ve devam edelim 36. soruya. Şimdi burada ne var? Aşağıda 1 ve 2 ile ifade edilen karşılıklı öncüller var, görüyorsunuz ki. Birinci hangisinde 1/2 eşitliği sağlanmaz demiş. Şimdi bakalım. 1 atm basınçlı ortamda saf suyun donma noktası kaçtı? 0 santigrat dereceydi zaten. Eğer biz buna tuzlu su ilavesi yaparsak donma noktası azalır. O zaman ne olur? -5 olur mesela. Dolayısıyla 1/2. Evet, bu sağladı. Tuzlu suyun iletkenliği şekerli suyun iletkenliği. Tabii ki tuzlu su elektrik akımı iletir. Şekerli su ise elektrik akımını iletmez. Bu yanlış. O yüzden bunu alamayız. Yani bu da doğru zaten, görüyor. Yani şekerli su elektrik akımı iletmez. Yani 1/2. Doğru. 760 mm civa basınç ortamda saf suyun kaynama noktası. Şimdi saf su 760 mm civa basınçta 100 santigrat derecede kaynar. Peki 700 mm civalı basınçta bu 700 mm dış basınca kendi öz buhar basıncını daha küçük sıcaklıkta ulaştırabilir mi? Evet, ulaştırabilir. Mesela ne yapar? 95 santigrat derecede falan buraya ulaşabilir. Dolayısıyla o zaman 100/95. Bu da doğru. Tabii 95 diye ben farazi bir değer verdim ama anladığınızı düşünüyorum. A şıkkına bakalım. Şimdi 760 mm civalı ortamda şekerli suyun kaynama noktası. Şimdi şekerli su ve saf su. Saf suyun kaynama noktası zaten görüyorsunuz 100 santigrat derece ama şeker ilavesi yaparsak katı miktarı arttıkça moleküllerin çekim kuvveti artar ve kaynama noktası artar. O zaman burada 102, 103 gibi bir şey olur. O yüzden ne olur? Bu da doğru. Peki ikinci öncüle bakalım. B şıkkına bakalım. Saf suyun buhar basıncı nerede? 25 santigrat derece. Arkadaşlar buhar basıncı sıvıların uçuculuklarına bağlı. Saf suyun buhar basıncıyla etil alkolün buhar basıncını kıyaslarsak etil alkol daha uçucu bir maddedir. Mesela elimize kolonya sürdüğümüz zaman kolonya hemen uçar gider. Elimizdeki ısıyı alır ve biz çok rahat bir şekilde ferahlama hissederiz. Dolayısıyla burada tam tersi olması lazım. Yani buhar basıncı sıcaklığa bağlı. Sıcaklıkları eşit vermişim gerçi ama moleküler çekim kuvvetine de bağlı. Etil alkol daha serbest olduğu için suya göre etil alkol uçar gider ve buhar basıncı yüksek olur. O yüzden cevap da bu durumda Bursa olmalı. Devam edelim. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Elimde 3 tane kap var, görüyorsunuz ki. Ben bu kaplara 1-2-3 dolu kaplara birinci kaba arkadaşlar 60 gram su koymuşuz, 20 gram tuz vermişiz. İkinci kapta saf su var. Üçüncü kapta ise 150 gram suya karşı 45 gram tuz ilavesi yapmışız. Buna göre demişiz ki bunların kaynama noktalarını ve donma noktalarını kıyaslayalım. Şimdi bak, burada zaten şu maddenin yani saf su deniz ortamı deniz seviyesinde diye düşünelim. Deniz seviyesinde arkadaşlar saf su 100 santigrat derecede kaynar ve 0 santigrat derecede donar. Bu zaten değişmez. Peki şimdi tuz ilavesi yapılırsa bir kere kaynama noktası artar. Donma noktası da azalır. Bunu da biliyoruz. Şimdi bu durumda arkadaşlar derişimlerini kıyaslayalım isterseniz. Şimdi bak 60 gram su, bak şimdi şöyle önce şunu yapalım isterseniz. 60 gram su var elimde, değil mi? Ben bunu 60 gram su, 150 gram su. Mesela 60 gram suda 20 gram tuz olursa mesela bunu 5 ile çarpsam, hani 300'de eşitlemek için 150 ile 60'ı 300'de eşitleyebilirim. 5 ile çarpsam 300 gram suda kaç gram tuz olur? 5 ile çarparsam o zaman bu durumda 100 gram tuz olmalı mı? Evet, bak görüyorsunuz. Mesela elimde böyle bir çözelti varmış demek, birinci çözelti. Birinci olayımız bu. İkinci olayımıza bakalım arkadaşlar. Şimdi ne diyoruz? 150 gram su var elimde. 150 gram suya karşılık 45 gram tuz var. Peki eğer 300 gram su olsaydı ne olurdu burada tuzumuz? Bu durumda bakın 90 gram tuz olurdu. He, bak şimdi aynı miktar suda birinde 100 gram tuz atıyoruz, birinde 90 gram tuz atıyor. O zaman demek ki birincinin derişimi üçüncüne göre daha fazladır diye düşünebiliriz belki. O yüzden hani birin kaynama noktası 3'ten büyüktür diyebiliriz. Fakat bak normalde böyle derdik ama bak soruyu okuduğumuz zaman bir şey görüyorum ben. Diyoruz ki X'in çözünürlüğü 100 gram suda 30 gram X'tir. Yani her 100 gram suda maksimum 30 gram çözebiliyorsunuz. Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle bir şey var yani baktığınızda. Şimdi arkadaşlar buraya baktığınızda şurayı inceleyelim isterseniz. Şimdi buraya baktığımız zaman 60 gram su var. Şimdi sen de ne diyoruz? 100 gram suda sen ne yapıyorsun? 30 gram X çözebiliyorsun. O zaman 100 gram su 30 gram X çözebilirse acaba 60 gram su ne kadar çözebilir? Bak buradan sıfırlar gider. 18 gram çözebilir. Arkadaşlar demek ki burada şöyle bir çözelti var. 20 gram attım ama hepsi çözünemedi ki. Hepsi çözünseydi bir derişim 3'ten büyük olabilirdi. Şimdi bak 20 gram attın. 18 gramı burada. 2 gramı ise dipte. 2 gram dipte tuzu biz sayamayız. Peki buna bakalım arkadaşlar. Bunu inceleyelim. Hemen acaba bunun durumu nasıldır? Hemen inceleyelim. Bu o zaman doygun bir çözelti oldu yani. Baktığın zaman çözelti dengeye geldiğinde doygun hale gelir. Peki buna bakalım. 100 gram su kaç gram çözebiliyordu? 100 gram su zaten 30 gram çözebiliyordu. 30 gram X çözebiliyordu. Elimizde 150 gram var. 1,5 katı. O zaman Demek ki 31,5'a da 45 gram çözebilir. E tam da 45 atıyorum. Yani attığım direkt burada. He, attığım gol olmuş yani. Vurduğumuz gol olmuş. O zaman arkadaşlar zaten bak burada çöken var ya, çökeni bir saymıyoruz derişimden. O zaman aslında birinci çözeltinin derişimi ile üçüncü çözeltinin derişimi birbirine eşit olur. İkinci çözeltinin derişimi ise minimum olur. He, dolayısıyla kayma noktaları arkadaşlar derişim arttıkça artar. O zaman 1 büyüktür 3 büyüktür 2. Yani kayma noktaları 100'ün üzerinde bir kere 1 bölü 3'ün. Ama arkadaşlar donma noktası derişim arttıkça azalır. O zaman 2 büyüktür 1 eşittir 3. Cevap da bu durumda E şıkkı olacaktır. Hadi bakalım. 15 sınıfının kimya öğretmeni öğrencilerinden koligatif özelliklerin günlük hayattaki yansımalarıyla alakalı örnekler vermesini istemiş. Pekala. Şimdi diyoruz ki bu örneklerin hangileri duruma uygun olmaz? Şimdi arkadaşlar neydi ozmotik basınç var? Yani ozmotik basınç vardı. İşte kayma noktası yükselmesi, donma noktası alçalması hatırlıyorsunuz. Yani derişime bağlı olarak değişen özellikler. Şimdi ne yapmış? Açelya demiş ki kışın buzlu yolların tuzlanması. Evet, ne olur kışın buzlu yolları tuzlarsak donma noktası azalır ve o yüzden yollar buz tutmaz. Doğru. Peki denizlerin akarsulara göre daha geç donması. Evet, Leyla demiş ki böyle bir durum var. Denizler daha geç donar. Niçin? Daha derişiktir. Çözelti derişimi artınca donma noktası düşer. Evet, bu da doğru. Bu demiş ki kaynayan suya tuz atarsak sıvının kaynamayı bırakması. Evet, normalde 100 derecede kaynayan bir suyumuz var diyelim. Tuz attık. Kayma noktası yükseldi. 105'e geldi. O zaman bir anda kaynama kesilir. Bunu günlük hayattan görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. O yüzden bu da doğru. Naci demiş ki araçların radyatörlerine antifriz eklenmesi. Evet, antifriz eklersek donma noktası azalır. Dolayısıyla o suyumuz donmaz. Bu da olur. Hüsnü demiş ki salçaların sıcak haldeyken kavanozlanması. Arkadaşlar salçalar evet sıcak haldeyken kavanozlanır ama bu tamamen sıvıların akışkanlığıyla alakalı bir şey. Yani viskozitesini azaltmakla alakalı bir şey. Sıcaklığını azaltırsak sıvılar daha akışkan hale gelir. Dolayısıyla kavanozlara biz bunu daha hızlı bir şekilde dökebiliriz. O yüzden bu B şıkkı arkadaşlar bununla alakalı değil. Viskozite ya da moleküler çekim kuvvetiyle alakalıdır diyebilirdik. Evet, soru 39. Devam ediyorum. Farklı kaplardaki eşit miktardaki sularımız var. Bunlar arkadaşlar KCl tuzu ilavesi yapılarak donma noktası zaman grafiğini görmüşüm ben burada. Şimdi arkadaşlar bakın donma noktaları arasındaki ilişkiyi gördüğümüz zaman ne demiştik? Arkadaşlar derişim arttıkça donma noktası azalır. Bak ne olmuş? Birinci çözelti eksi 3'te donuyor. Bak orada kırıklık var. İkinci çözelti eksi 5'te donuyor. Üçüncü çözelti eksi 1'de donuyor. Dolayısıyla burada direkt şuna bakacağız. Donma noktası hangisinin daha büyükse, hangisi daha azsa, daha küçükse o daha derişiktir. Yani çözünen tuz kütlesi daha fazladır diyeceğiz. Yani o zaman eksi 5... Eksi 3, eksi 1 gibi yani düşürmüş görüyorsunuz ki. O yüzden ne olacaktır? M2 çözünen miktar daha fazla. M1'den M1'de M3'ten fazladır diye söyleyebiliriz. Yani çözünen miktar arttıkça donma noktası azalır diyoruz. Şimdi dersimizin başında atladığımız bir soru vardı. Hemen ona bakalım. Bir miktar X katısının suya 360 gram suya atılmasıyla oluşan biz burada mol sayısı zaman grafiğini görmüşüz. Bakın şimdi ne kadar atmışız inceleyelim isterseniz. Şuraya yazmaya çalışalım arkadaşlar. Elimde 360 gram su varmış. Evet, 360 gram su varmış. Buna ben 0,4 mol atmışım. 0,4 mol. 0,4 mol X katısı atmışım. Pekala ama bak ne oluyor biliyor musun? Bak tabii çözünme arttıkça 0,4 attık. 0,4 mol X azalmaya başlıyor. Azalıyor ama sıfırlanmıyor. Bak ne oluyor? 0,2 mole kadar düşüyor. Yani demek ki attığım burada biraz kalmış. Yani 0,2 mol demek ki X maddesi dipte kalmış. Demek ki 0,2 mol su, X maddesi suda çözünmüş diye düşünebiliriz. Bu durumda arkadaşlar yani 60. saniyeye baktığımız zaman çözelti 0,2 mol madde katısıyla dengede halde bulunduğu için çözelti doygundur. Çünkü çözememiş, bunu görebiliyorsunuz. Yani 0,4'ten 0,2'ye düşmüş. Yani katısıyla dengede olan çözeltiler her zaman doygundur. 0,2 mol'ün çözebilmiş, onu doyurmuş, yetmiş yani. Yani demiş ki ben bu kadar yiyebiliyorum. Gerisi kalsın demiş. Çözeltinin dibinde bu şekilde bulunmuş. Peki buna göre 40. saniyedeki çözeltinin donma noktasıyla 20. saniyedeki çözeltinin donma noktasını kıyaslarsak, burada derişim kıyaslamasını yapalım. Bak 40. saniyede görüyorsunuz mesela diyelim ki şu kadar madde çözünüyor. Yani şu kadar katı var. Yani daha fazla madde çözünmüş. Ama 20. saniyede baktığınız zaman arkadaşlar görüyorsunuz ki şu kadar madde çözünmüş. Yani bak birinde şu kadar, birinde şu kadar 20. saniyede, ötekinde ise bu kadar çözülmüş. He, o zaman 40. saniyedeki çözelti daha derin. 40. saniye yazamadım arkadaşlar, yazalım. 40. saniyedeki çözelti daha derişiktir. Dolayısıyla derişim arttıkça donma noktası ne oluyordu? Ege, hatırla bakalım. Hocam diyor Ege, donma noktası düşer diyor. Ama demişiz ki donma noktası yüksektir 40'ta. Hayır, olmaz. Kaynama noktası yüksektir. Peki 60. saniyedeki çözeltinin kütlece yüzde derişimine bakalım. Şimdi kütlece yüzde derişimine nasıl bakacağız? Şuydu formülümüz. Çözünen kütlesi, evet, bölü çözelti kütlesi çarpı 100 formülü yapıyoruz. Şimdi çözünen kaç mol? Bak, belki elinde 0.4 mol olabilir. Bak, MA'sı 100. Bu arada N = M/M'a'dan miktarını bulalım isterseniz. Hani kaç mol atmışım? 0.4 mol atmışım. 0.4 mol X atmışım. Kütlesini bilmiyorum. MA'sı 100. Bak, kaç gram atmışım? 40 gram X atıldı. Ama ne kadarı çözündü? O önemli. 0.2 molü çözündü. O zaman demek ki 0.2 mol eşittir MX bölü 100'den, yani arkadaşlar 20 gram X çözündü. He. Peki o zaman çözelti kütlemiz ne oluyor bu durumda? Bak, o zaman çözeltimizin derişimini inceleyelim. Çözünen kütlemiz kaç? 40 değil, 20. 20 bölü çözelti kütlemiz 20 artı 360 gram su var. 380 çarpı 100. Arkadaşlar buradan da %10 gelmez zaten, görüyorsunuz ki. Evet. Yani gördüğümüz zaman olay bu. Ha, ama hepsi çözünseydi şöyle yapardık. 40 gram vardı derdik. 360 gram su var. 40 da ilavesi yapıyoruz. 400 çarpı 100. Evet, buradan %10 gelir ama hepsi çözülmemiş ki. Dolayısıyla arkadaşlar bunu alamayız. Cevap da bu durumda alamayız bunu yani. Cevap da bu durumda yalnız 1 oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ödev zamanı değil mi? Evet, yani koligatif özellikler de bitti bu şekilde. TYT konu soru bankamız var. Konu özetli soru bankamız. Bu arada şu özetlerden falan faydalanıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burada bayağı emeğim var ha. Yani özellikle yazdık bunları yani. İnşallah bunları da arada bakın yani bence. Koligatif özellikler sayfa 148-149. Yani burada hemen bunları çözelim. Sonra karışımların ayrılması kısmı kaldı. Onda 2 tane video ile size anlatacağım arkadaşlar. Bu şekilde karışım ünitesini bitirmek istiyorum. İnşallah anladık. Kendinize iyi bakın. Gençler, görüşmek üzere.